sayıda bebeğin, aralarında hekimlerin ve sağlık çalışanlarının da olduğu bir çete tarafından tıbbi gerekliliği olmadığı halde anlaşma yaptıkları özel hastanelerin yeni doğan yoğun bakım ünitelerine yönlendirildiği, bu sayede sosyal güvenlik kurumundan ve ailelerinden haksız kazanç elde edildiği ve daha vahimi, bebeklerin bir kısmının yoğun bakım takipleri sırasında hayatlarını kaybettiğine ilişkin haberler kanımıza dondurmuş, hepimizde derin bir üzüntü ve öfkeye yol açmıştır. Gerçek sağlıkta dönüşüm programının halk sağlığı üzerindeki yıkıcı etkisidir. Gerçek koruyucu sağlık hizmetlerinin yok sayılmasıdır. Gerçek aşı bulamamak, sağlık hizmetlerini yok saymak, ilacı parasız alamamaktır. Gerçek çöken bir sağlık sistemidir ve bunun sorumluları bellidir. Yürütme ve denetim görevi elinde tutan kamu yöneticilerinin, sağlık müdürlüğü yetkililerinin görev ihmali yönünden soruşturulması gerekir. Bu olayda ciddi bir denetim eksikliğine dair güçlü emareler vardır. Yıllardır sürdürülen bu suç düzeninin esas failleri kadar suçun ortaya geç çıkmasından sorumlu olanlar da adalet önünde hesap vermelidir. Sağlık ve ticaret ölüm getirmiştir. Kar odaklı bu yönetim anlayışı canımızı yakmaktadır ve yakmaya devam edecektir. Herkese eşit, ulaşılabilir, nitelikli ve ücretsiz sağlık hizmetinin kamuoyuyla sunulması sağlanmalıdır. Beklemeden, oyalanmadan hemen şimdi. İstifa!